Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT YT Geometri soru kitabında katı cisimler konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. Şekildeki küpte böyle bir oran verilmiş. Yani burası K iken burası 2K verilmiş ve alibiye uzunluğu 6 verilmiş. Yani küpün bir kenarı 6, burası K iken burası 2K verilmiş. 3K 6 ise K'yı 2 buluruz. O zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Sonra bizden ne isteniyor? CL uzunluğu. Bu CL uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar buna ait bir üçgen oluştursak, hop şöyle üçgen oluştursak, şurada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Yani şuradaki üçgene bak şimdi, buradaki üçgende şu kenarlar belli. Şu kenar nasıl belli? 6 ise burası da 6, burası da 90 olduğundan 6 kökki oldu. Dik kenarlar belli, hipotenüs isteniyor. Yani istersen buraya çizeyim. Dik kenarları belli olan bir üçgende, burası 4, burası 6 kökki ve buradaki uzunluğu bilmiyorum ama şu yükseklik isteniliyor benden. Şu A uzunluğunu öncelikle bulabilirim ben. A kare neye eşittir? 4'ün karesi 16 artı 6 kök 2'nin karesi 72. Bu 88 yaptı. A kare 88 ise A kök 88. O da 4 çarpı 22'den 2 kök 22 çıkıyor arkadaşlar. A'yı 2 kök 22 bulduk. Evet düzgün yazayım. 2 kök 22 şöyle yazdım. Şimdi şurada bu üçgenin alandan gidebilirim. X'i bulmak için. Hadi bakalım alanı yazalım. Alan normalde neye eşit? 4 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşit. 4 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşit. Aynı zamanda 2 kök 22 çarpı 2 kök 22 çarpı x bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. Kök 2 ile kök 22 sadeleşse kök 11 kaldı. Şu 4 ile bu 2 sadeleşti. Yok. 2, 4 ile 2 sadeleşti. Evet burası 2. 12 yaptı. O zaman x de neye eşit oldu? Burada kök 11 x 12 eşit oldu. 12 bölü kök 11 eşit oldu x. E burada kök 11 eşitliği çarpacak olursam eğer x ile böylelikle ne çıkar? 12 kök 11 bölü 11 diye çıkar. Yani cevap böylelikle edremit oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Şekilde dik silindirin içine aynı tabanlı su dolu bir dik konu yerleştiriliyor. Silindirin yüksekliği h birim. A noktasından koniye bir delik açılıp şuradan. Suyun tamamı silindire boşaltılırsa silindirin yüksekliği ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere öncelikle biz ne biliyoruz arkadaşlar? Ben böyle koni ve silindir görünce tabii şeyden yapılabilir ama şunu çok seviyordum. Şu koni ile silindirin yüksekliği aynı olacak, iç içe olacak şekilde bir şey oluşturuyorum. Burası V iken burası ne oluyordu? 3V oluyordu. Peki sonra bu A noktasından koniye bir delik açılıp suyun tamamı silindire boşaltılırsa silindirdeki su yüksekliği ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi OA ile de OB birbirine eşitmiş. Bak şu ve şu birbirine eşit. Şunlar birbirine eşitse eğer. E, bu çiftçizdeki 3V'lik kısım varsa. Burada da 3V'lik kısım var mıdır? Vardır. Bize silindirdeki suyun yüksekliği soruluyor. Yani şu su buraya mı geldi? Evet. Buradaki hacim V'lik kısım mı oldu? Aynen öyle. Silindirdeki kısım isteniyor. Bak burası V iken tamamı 6V mi? E, o zaman yüksekliklerle doğru orantılı olduğundan dolayı. E, o zaman burası ne olacaktır? Burası X ise tamamı 6X olacaktır. Tamamı 6x. Yani V hacmindeki silindir, silindirin hacmi V hacmindeyken x yüksekliği varsa 6V hacmindeyken 6x yüksekliği olur. Yani 6x eşittir haçsa x de buradan H bölü 6 gelir arkadaşım. O zaman cevap ne çıktı? İkinci soruda edremit çıktı. Geldik üçüncü soruya. Şekilde taban ayrıt uzunlukları 4 birim olan şöyle 4 birim hemen yazalım. 4, 4 düzgün altıgen dik birizmanın ABCD köşelerini birleştiren dik 4 Birleştiren dörtgenin alanı 20 kök 3. Arkadaşlar şu A ile bunu birleştirmişiz. Bu 4 şu bilmiyoruz ama bu e, şuradaki düzleme dik mi? Evet altıgende bir köşegen çizildiğinde burası 30 burası 90 derece değil mi? Evet bu düzleme dik olduğundan dolayı buradaki doğruya da dik olmak zorunda. Yani şurası 90 burası 90 aynı şekilde dik dörtgen oldu o zaman burası arkadaşım. Şurası dik dörtgen oldu. Sonra bu dik dörtgenin alanı vermişler. 4 4 ise 30 30 123 genler altıgen ya burası. Şurası 30 burası da 30 120. Bu 4 4 ise burası 4 köküç oldu. 4 köküç ile neyin çarpımı 20 köküç yapar? 5'in yani şurası 5 çıktı. 3 4 5 üçgenden şurayı kaç bulduk? 3 bulduk. Prizmanın hacmi taban alanı 6 tane a kare köküç bölü 4'tü. Eşkenar e, düzgün altıgenin alanı 6 altı tane eşkenar üçgenden geliyor. Çarpı yükseklik bize hacim verecektir. Şunlar şunlar gitti. 24 çarpı 3'ten 72'ye eşit oldu. Yani 72 köküç yaptı cevap. Evet 3. soru denizli oldu geldik dörde. Dik silindir şeklindeki paketlenen bir dondurma paketi açıldıktan sonra taban yarıçapı ve yüksekliğin uzunluğu bu silindirle aynı olan dik koni biçimindeki külahların içine tamamen doldurulacaktır. Evet, yüksekliği aynı ve yarıçapları da aynı mı? Evet. Kaç tane? 3 tane. Çünkü ben şunu biliyorum. Şunu bir silindir yaptığım zaman arkadaşlar ne oluyor? V'ye 3V olduğunu biliyoruz. Bu iken burası 3V. Hani yarıçapları ve silindir şeyi aynı ya. Bunun yarı çapı R iken, bunun da yarı çapı R ya, yüksekliği daha H ya. E, o zaman burası V iken, şunun hacmi 3V. E, dolayısıyla bunun da hacmi 3V mi olacak arkadaşlar? Evet. E, bizden ne isteniyor? Bu külahçıdan kaç tane ihtiyaç vardır? Yani ben 3V hacmini dolduracağım. V hacimleri. Ya yani 3V'yi V'lik hacimlere dolduracağım. Kaç tanesine doldururum? 3 tanesine doldururum. Yani dördüncü soru. Böylelikle CH yaptı. <laughs> Geldik beşinci soruya. Bir prizmanın hacmi taban alan çarpı yüksekliktir. Aşağıda birinin tabanı ikizkenar dik üçgen olan diğerin tabanı kare olan evet diğerin tabanı kare olan diyor. O zaman burası 6 6 bu da ikizkenar dik üçgen o zaman kökkiye bölünmüş hali 3 kökki 3 kökki oldu yükseklik de 8'miş. Ee, havuzlar arasında bir kapak varmış. Kare dik prizma şeklindeki havuzun ayrı uzunlukları metre cinsinden şekilde belirtilmiştir. Üçgen dik prizma tamamen su dolu iken bu iki havuzun arasında kapak kaldırıldığında su yüksekliği kaç metre olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben bu kapağı kaldıracağım. Hocam bu su buraya dolacak demeyin sakın. Çünkü bu kapak kalkınca su nereye dolacak arkadaşlar? Aynı zamanda buraya da dolacak. Dikkat et. O zaman ben ne diyeceğim? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı neresi yapıyor? Komple burası yapıyor arkadaşlar. Ee, buradaki suyun hacmini öncelikle bulalım mı? Bulalım. V su neye eşit? Taban alanı 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 çarpı yüksekliği eşit. Bu da aynı zamanda neye eşit? Şu taban alanı. Taban alanı ne? 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Üçgenin alanı artı karenin alanı. Artı 36. Çarpı yüksekliğe mi eşit olacak arkadaşlar. Evet işte bizden bu isteniyor. Her ikisi de V suya eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Tekrar söylüyorum şuradaki hacim neye eşit olacak? Şuradaki hacme eşit olacak arkadaşlar. Neredeki hacmi? Tabanı bu olan. Bak dikkat et hem bu kare hem de üçgen olan yüksekliği de şu olan yani şurası olan zaten bizden de yüz suyun yüksekliği soruluyor. Hadi bakalım burada işlemimizi devam ettirelim. Şu kök ile kökün çarpımı gitti. Aşağıdaki ile 3 kere 3, 9 9 kere 8 72. 72 eşittir. Şu kök ile kökün çarpımı gitti. 9 9 artı 36 45. 45 çarpı haş olduğundan haşı 72 bölü 45 olarak buluruz. 3'e ee, e bölsen kaç çıkıyor? 24. 3'e bölsen kaç çıkıyor? 15. Bir daha 3'e böl. 8. Bir daha 3'e böl. 5. Yani cevap kaç çıktı o zaman? 8 bölü 5 beş çıktı. 5. soruda. Geldik 6. soruya. Yükseklikleri 1 bir birim ve 8 birim olan iki dik koni ile oluşturulan kapalı bir kap verilmiştir. Dikey konumda birinci konumdaki kabın içinde bir miktar su bulunmaktadır. Bu kap ters çevrilip ikinci konuma getirildiğinde üst kısımda kalan boşluğun yüksekliği yüzde kaç azalır deniliyor bize. Ne yapacağız şimdi? Şimdi öncelikle tabanları aynı olan iki tane koni var. Tabanları aynıysa yüksekleri oranı hacimleri oranına eşittir. Çünkü pi r kare çarpı h bölü 3 bir tanesinin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 bir tanesi. Pi r kare bölü 3'ler gidiyor. 1 bölü 8 hacimleri oranı 1 bölü 8 olduğu belli. Tamam onu da ispatlamış olduk. E o zaman bunun hacmi v iken bunun hacmi ne olacak arkadaşlar? 8v olacak çünkü tabanları aynı olduğundan dolayı. Şimdi o zaman şu boşluğa hacmini x diyecek olursam boşluğun hacmi burada da x midir? Değişmiyor sonuçta. İçindeki su aynı. Boşluğun hacmi de aynı ikisinde de ters çevrildiğinde de. E, bunun hacmi 8 idi. Buraya 8 v eksi x kaldı. Bunun hacmi de v idi. Küçük olanın burası da v eksi x mi oldu? Evet. Şimdi yükseklerini yorumlayacağım arkadaşlar. Biz bu biz burada. Şuraya kadarki yüksekliğine ben A diyeyim. Buraya kadarki yüksekliği zaten burada 8. Buraya kadarki yüksekliğine B diyeyim. Buraya kadarki yüksekliği de zaten küçük koni de 1. Şimdi benzerlik oranı kübü hacimler oranına eşittir. Benzerlik oranı yükseklikler oranına eşittir. Yani A bölü 8. A bölü 8'in kübü neye eşittir arkadaşlar? Hacimler oranına. X bölü tamamı 8B'ye. X bölü 8B'ye eşittir. Eyvallah. Bir de diğerinde yazalım. Diğerinde de B bölü 1 değil mi? B bölü 1'in kübü de benzerlik oranının kübü. Hacimler onunla eşit olacak. X bölü tamamı ve X bölü V'ye eşit olacak. E hocam X'in taraf tarafı oranlarsam X bölü V'lerden kurtulurum. 1 bölü 8 kaldı. Yani buradan ne geldi? A küp bölü 8'in kübü bölü B küp. Yani çarpı B küp oldu. Hani A bölü 8 bölü B. A bölü 8 B yaptı. Onun kübü yaptı burası. Eşittir ne oldu? 1 bölü 8 yaptı. 1 bölü 8. 8'ler de sadeleşti. 8'in karesi kaldı. A küp bölü B küp eşittir 64 yaptı. Buradan A bölü B'ye de kaç yaptı o zaman? Küp kökünü alınca 4'e eşit oldu. O A bölü 4. A bölü B 4. Yani A atıyorum A bölü B 4 ise. A'ya ben 4 H dersem. B'den ne olacak o zaman arkadaşlar? H mı olacak? Evet. Şimdi yüksekliği 4 haşken H oldu. Buradaki 4 haşken buradaki H oldu. Azalmaya bakalım. Şu yükseklik Şuradan şuraya kadar arkadaşlar. Şuraya kadar 3H. Önceden bak böyleydi. E, 4H kadardı. Ne kadar azaldı yüksekliği? H oldu. 4H iken H oldu. Azalan kısım burası değil mi arkadaşlar? Evet. Yüzde kaç azaldı diye soruluyor. Yani azalan kısmı bak. Azalan kısmı 3H. E arkadaşlar 4H'da 100 ise 4H'da 100 ise 3H'da kaçtır diyeceğiz. O da aslında 3 bölü 4'ten geliyor. O da %75 yapıyor. Ama biz yine de soru işaretinin 100 çarpı 3H bölü 4H olduğunu söyleyelim. Şunlar gitti. E, 25 çarpı şeyden 75 yaptı arkadaşlar. %75'i de bu şekilde bulmuş olduk. Gerçekten güzel bir soru. ÖSYM sorar mı? Sorar. Böyle soruları sever de aynı zamanda. Altıncı soru. Böylelikle Ceyhan ve çok güzel bir soru. Geldik yedinci soruya. Bir ayrıtının uzunluğu 5 birim olan küp biçimindeki takozun ayrıtlarına bir birim uzaktaki kareleri taban kabul eden... Dik prizmalar işte bu şekilde kesilip çıkartılmış. Eyvallah. Buna göre başlangıçtaki takozun nasıl değişmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar eklenen alanlara bakacaksın. Eklenen alanlar şu bir pencerede 1, 2, 3, 4 tane şey yok mu? Var değil mi? 4 tane ne var burada? Şu 1, 1, 1, 1, 1 yüksekliğinde ya. Şu 1, 1 ise arkadaşım şurası 1, burası 1 ise tamam 5 olduğundan buraya 3 bu kaldı. Evet şurası da 1. 1 kere 3, 3. Hocam burası 3. Bak bir pencerede 1, 2, 3, 4. Bir pencerede 12 var. 12 çarpı kaç pencere var? 600 olduğu için 6 tane delik var. Çarpı 6 diyeceğiz. Bu ne oldu? Arttı. Bu yüzeyler yoktu arttı. Azalanlara bakacağım. Azalanlar da sadece şuraları çıkmadı mı arkadaşlar? Şu yüzey. Evet bu yüzeye çıktı hocam azalma olarak. Her yüzeyde de bu çıktı. Burası da 3, 3, 3 kere 3, 9. 9 alanı çıktı. 6 yüzeyi var. E, 6 tane 6 tane 9 da azaldı. Yani 72 arttı. 54 azaldı. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Artanlar yeşiller. Azalanlar da şuradaki yüzler çıktı sadece. E onları şey yapınca ekleyince oradan her şey çıkıyor karşımıza. Buradan da ne geldi o zaman? 18 mi geldi? 18 ama artı 18 geldi. Artı 18 olması ne olması anlamına geliyor? Artması anlamına geliyor. O zaman 18 birim kare arttığını söylüyor arkadaşlar. Sorunun cevabı. O 7. soru böyle akçay oldu. Geldik 8'e. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi prizmanın yüksekliği ile taban alanının çarpımına eşittir biliyoruz. Matematik dersinde oyun hamuru ile bir etkinlik yapılıyor. Yapılan bu etkinlikte oyun hamuru ile tabanı eşkenar üçgen olan bir üçgen dik prizma yapılıyor. Evet tabanı eşkenar üçgen olan üçgen dik prizmayı şöyle bir yapalım bakalım. Şunu yaptık, üçgen e, tabanı eşkenar üçgen olan. Hemen şunu da koyduk. Bunu yaptık arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle bir prizma yaptık, değil mi? Tabanı eşkenar üçgen olan Üçgen dik prizma. Tamam. Üçgen dik prizmaymış. Doğru. Yaptık. Tabanı da eşkenar üçgen. Bunu unutma. Tabana eşkenar üçgen. Unutma dediğim şuraya şöyle eşkenar üçgen olduğunu göster. Eyvallah. Yapılan bu prizmanın yüksekliği 8 kök 3. Evet burası 8 kök Tabanının ayrıtlarından biri de 6. Yapılan bu prizma bozulup bu prizma için kullanılan oyun hamurunun tamamı kullanılarak bir küp elde ediliyor. Arkadaşlar ben bununla bir küp elde etmişim böyle. Yani şunun hacmi bunun hacmi aynı olmayacak mı? Küpün yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yani a küp eşittir taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 8 kök 3 değil midir? Evet a küp buna eşit olacak olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü bu oyun hamurunda bu bozulup bu yapılıyor. Aynı hacimle yapılıyor. Hacimler birbirine eşit dedik. Hocam şunlar şunlar sadeleşse 2 mi kaldı burada? Evet. 2 kere 3 e, bu kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 3 kere 2 6. 6'nın karesi de burada var. 6'nın kübü yaptı. A küp altının küpü ise A'yı buradan kaç bulduk? 6 bulduk. A 6 ise küpün yüzey alanı isteniliyor bizden. Alan da 6 tane akara kare değil miydi? O da 216 yapar. Evet cevap böylelikle E diremit oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. O en sevdiğim. Arkadaşlar birim küplerle oluşturulabilen yapılarda. Evet birim küp değil mi? Birim küplerle oluşturulan yapılarda ne yapıyorduk? Görünen yüzey çarpı 2 diyorduk. Olay bitiyordu. Görünen yüzeyleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Başka var mı? Yok. 35 çarpı. Başka var mı? Heh. 36. Bir de burası var. 36 çarpı 2 diyeceğiz. Görünen yüzeye çarpı 2 her zaman olayı bitirir arkadaşlar. Birim küplerle yapı, oluşturulan yapılarda. Bunu da unutmayın. 9. soru böyle. Ne, ne çıktı arkadaşım? 72 çıktı. Balıkesir oldu. Cevap. A bitti. O zaman 6. testi bitirdik. Bir sonraki videoda 7. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.